Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün farklı bir konu konuşacağız. Bugün Sigarayı Bırakanlar Kulübü'nden Mustafa Aka bizim konuğumuz. Ayrıca sizler de lütfen sigarayı bıraktıysanız bunu nasıl başardınız? Ne yüzünden vazgeçtiniz? Yani acaba günde kaç tane sigara içeceklerine siz mi karar veriyorsunuz? Ne oluyor? Sigara içmekten acaba genlerimiz suçlu olabilir mi? Ne düşünüyorsunuz? Yani aklınızda ne varsa ama ne varsa sorabilirsiniz. Sigara içmek son derece sağlığa zararlı. Covid-19 da bunu gösterdiği gibi. Bu arada konuğum geldi, sevgili Mustafa Aka. Hoş geldi yayınımıza. Efendim. Evet. Merhaba Mustafa Bey, nasılsınız? Merhaba, iyi akşamlar. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi konuk etmekten dolayı biz Türkiye Sigarayla Savaş Derneği olarak gerçekten çok mutluyuz. Çünkü siz zoru başarmışsınız. Yıllardır esiri olduğunuz sigarayı bırakmışsınız. Nasıl oldu Evet. o iş, Mustafa Bey? 2 yıl oldu. 2 yıl olmasına az bir zaman kaldı tabii ki. İlk başlarda tabii bu birkaç denemeden sonra oldu. Yani 3-4 denemeden sonra oldu. 2018 7. ayın 4'ünde karar verdim. Ondan bir tarafta bir daha kullanmadım. Yani bırakıyorum diye bir kenara paketi bıraktınız ve bir daha öyle Ama mi? evet, o şekilde en kolay yolu da bu zaten. Yani bir şey kullanmaya gerek yok tabii ki. Herhangi bir şey kullanmadan en mantıklı olanı bu. Ama aslında hiç başlamamak en mantıklısı ama tabii bırakmak Kesin. da gerekiyor bir zaman sonra. O zaman bayağı uzun içiciydiniz siz, değil mi? Yani 22 yıl kadar kullandım, evet. 22 yıl çok uzun bir zaman tabii ki. Yani hani böyle hava atılıyor diye başlanıyor çok gençken böyle sigara falan. Ama bunun ne kadar sakat, ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu kullandıkça ve kullananların halini gördükçe anlıyoruz. Peki biraz sizi tanıyalım bu arada Mustafa Bey. Ne Ben iş aslen yapıyorsunuz, neler Konyalıyım. yapıyorsunuz? Konyalısınız. Konya Akşehirliyim, evet. Özel bir şirkette çalışıyorum. Kısım sorumlusuyum diyebilirim. Arkadaşlarım var yanında çalışan. Beraber çalışıp gidiyoruz Ne o güzel, şekilde ne güzel. Ne iş yapıyor o şirket acaba? Onu da yani. öğrensek. Silo imalatı yapıyoruz. Ha, Çelik silo güzel. salgı yollama sistemleri. Türkiye genel. Özür dilerim. Bana bir tek saniye müsaade edebilir misin? Yapmışım biliyor musunuz? Uçak moduna almayı unutmuşum şeyi. O yüzden telefonum çaldı ama bir daha olmaz. Özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Evet, siloyu imal ediyorsunuz. Evet. Yurt dışı ve yurt içinde genelde yurt dışı dışına çalışıyoruz ve Türkiye içinde silo imalatı yapıyoruz. Çelik konstrüksiyon imalat şeklinde çalışıyoruz. Ne güzel. Çok güzel bir işiniz Evet. var. Bu sayfayı kurma fikri nasıl oluştu peki? Yani sigarayı bıraktıktan sonra hani ben de bir destek alayım falan diye mi düşündünüz? Yoksa hani acaba arkadaşlarım bana uyar da sigarayı bırakır mı diye düşündünüz? Yoksa ben buraya bir sayfa açayım işte zararlarını yazalım bize katılan katılsın diye mi? Niye açıldı o sayfa? Aslında sayfamız daha eskiye dayanıyor. Yani daha önce bu sayfa bayrak şeklinde gidiyor. Yani biz başkasından aldık bu bayrağı, devraldık. Çok Bize güzel. kaldı. İki arkadaş şu an, bir ben varım, bir de yanında Akın Maltaş diye bir arkadaşım var. İkimiz beraber getiriyoruz şu an. 2015 yılında kurulan bir sayfa. Çok Grup o çok olmuş. Çok olmuş. tarafımız. Evet. O dönemden bu tarafa gidiyor. Bizde bayrak şu an. Biz devam ettiriyoruz. Kaç üyeniz Genelde var? 11 bine yakın üyemiz var ama tabii 11 bin üyenin hepsi sayfamıza dahil olan üyeler değil. Davetli olanlar da var. Katılmayanlar da var. Aktif sayımız yazın biraz düşebiliyor. Yani aktivite olarak yaz iş yoğunluğundan dolayı ama kışın Çok normal. biraz daha yoğunuz. Bu şekilde götürüyoruz yani. Sayfada bilgilendirme amaçlı paylaşımlar yapıyoruz. Motive amaçlı paylaşımlar yapılabiliyor Ne güzel. arkadaşlarımız.
bu şekilde gidiyoruz yani. Peki hiç böyle bir araya geldiniz mi? Hani oturup bir çay kahve bir şey içip, yani bunu birbirinize hani yüz yüze bir şeyler konuşabilme şansınız oldu mu? Aslında çok istedik bunu ama genelde bu yani grup içerisindeki kişilerle görüşme şansımız olmuyor ama yönetim olarak bir planlama yaptık ama başaramadık bunu da. Çünkü herkes farklı şehirlerden olduğu için daha önce biraz daha kalabalıktı yönetim grubu. 8-10 kişi vardı ama şu an 2 kişi var. Tabii biz de sayfada herkesi zorla tutamıyoruz. Yani isteyen tabii gidebiliyor. Canım, tabii. İki kişilik dev ekip diyelim ona. Evet. şimdilik. Ama inşallah bu yayını izleyenler size katılırlar. Hani böyle yabancı filmlerde vardır ya, böyle bir sandalye çember falan koyarlar. Herkes oturur anlatır, işte ben alkol bağımlısıyım ben. Yani sigara içmenin bir bağımlılık olduğunu biliyoruz. Hem de oldukça zarar veren bir bağımlılık olduğunu biliyoruz. Acaba öyle toplantılar Türkiye'de yürür mü sizce? Hani böyle bir araya ya gelse aslında, ben sigarayı nasıl bıraktım? Mesela siz nasıl bıraktınız sigarayı? Aslında şöyle önce şunu söyleyeyim. Aslında bir konferanslar düzenlenmesi gerekiyor bence. Yani sigara konusunda bu bilinçlendirme konferansları verilmesi gerekiyor ya da düzenlenmesi gerekiyor. Bunun yani işte sizin gibi isim yapmış sigarayı bırakan, sigarayla savaşanlar derneği olarak ya da farklı kişilerin konferans vermeleri, bilinçlendirme toplantıları yapmaları gerekiyor. Yani aslında bunların yapılması lazım. Çünkü aslında ya da toplumumuz sigara konusunda bayağı bilinçliler aslında ama yani işlerine mi gelmiyor artık? Yani bu zararı görmezden mi gidiyorlar? Bu konuda birazcık geride kalıyoruz yani. Yani kimi diyor ki işte sigara içmek çok zevkli. İşte efendim niye bırakacağım ki, bir tek sigaram var. Yani bir nefesten ne çıkar? Zaten işte çok hafif bir sigara içiyorum. Yani içtiğim hemen püf diye gidiyor. Hani bayağı bir kendi kendilerine yalan söylüyorlar. Aynen. Aslında cepten de epey para gidiyor. Kaç para gidiyor, hiç hesap yaptınız mı? Yani bu, şu an en düşük bir sigara kullanıcısının cebinden 450 lira gibi bir para gidiyor. En düşük bu tabii ki. Ama biz sigara konusunda paraya hiçbir zaman şey vermiyoruz. Yani para konusunu ele almıyoruz grupta genel olarak. Tabii önemli olan sağlığa verdiği zarar ve ailenin içindeki çocuklara, işte aile içerisindeki bireylere verdiği zararlardan bahsediyoruz. Yani genel olarak para ikinci planda bizim için. Ama o da önemli. Çünkü niye biliyor musunuz? Şimdi her şeyi taksitle ya da işte kartla falan satın alabiliyorsunuz ama sigarayı illaki peşin para verip almak zorundasınız. Çünkü evet, niye? Adam da yerine koyacak ki yeniden malını getirsin. O yüzden tabii, o kadar ciddi bir parasal kayıpta ki insanlar, içenler. Mesela diyor ki işte ben onun yerine bu parayı kenara koysam bayağı ciddi para biriktiririm yani. Siz ne düşünüyorsunuz? İki yıldır ben de o şekilde, yani bir birikimim yok ama yani aile bütçesine bir belli bir katkım olduğunu düşünüyorum tabii ki. Tabii. Küçük paket ya da iki paket kullandığım zamanlar oluyordu. Tabii aile bütçesine giriyor bu paralar. Yani farklı bir yere gitmiyor. Ama biriktirmiyoruz, sadece o olan o yani. Eşiniz içiyor mu? Eşim, onu sormasanız iyiydi. Çünkü bir ailede iki kişi de içerse çoluk çocuk bayağı kötü örnek olunuyor yani ve daha sonra bu çocuklar sigara zaten şu an içiyor. Yayını eşim de izliyor şu an zaten. İzlesin. Arzu Aka eşiniz mi? Evet. Merhaba Arzu, nasılsınız? O diğer odada izliyor şu an. Olsun, çok güzel. Çok teşekkür ederiz. İzlesin tabii. İzlesin tabii. Aslında ben tabii bu sigarayı mesela soruyorum, ne zaman içiyorsunuz diye. İşte ay gerginim, içiyorum işte, dikkatimi toplayamıyorum, sigara içiyorum, canım sıkkın, sigara içiyorum, çok üzgünüm, sigara içiyorum, çok sinirliyim, sigara içiyorum, efendime söylemiyor işte, yani her şey acaba bir sigara bunun şeyi olabilir mi, ilacı olabilir mi, ne düşünüyorsunuz? Ya aslında sigara bir ilaç değil aslında, sigaranın arkasına sığınarak tabii bir sürü dertlerimizi döküyoruz. Yani sigara kelimesinin arkasına sığınıyoruz daha doğrusu. Ama o bize hiçbir şekilde fayda vermiyor. Yani
İşte yemekten sonra bir sigara yakalım, toplantıdan sonra bir sigara yakalım, acımızdan sonra, yani bunların hepsi aslında bir bahane, aldatmaca yani. Biz buna aldatmaca diyoruz. Kesinlikle. Bunlar bize hiçbir faydası yok. Yani biz çok bir hüzünlü olsak ya da ne bileyim daha da böyle acılı bir dönemde bir sigara yaksak, bu bizim acımızı geçirmiyor zaten, sadece o an bizi rahatlatıyor gibi gözüküyor ama rahatlatmıyor aslında. Yani aldatmaca diyorum ben buna, daha doğrusu. Kesinlikle. Büyük bir aldatmaca. Bu konuda aslında toplumumuz yani zararlarını biliyorlar aslında ama belli bir zaman sonra bu zararlar ortaya çıkmaya başladıktan sonra pişmanlık oluyor ama iş işten geçmiş oluyor. Yani zararın neresinden dönersek kârdır diyoruz. Kesinlikle. Şimdi şöyle bakın, nikotin zaten kullanıcıyı kendine bağlıyor nikotin. Yani böyle tıpkı işte diğer uyuşturucu maddeler gibi son derece bağımlılık yaratıcı bir şey ve tiryakiye de sürekli böyle sigara içme isteği uyandırıyor. Dolayısıyla hani birini yaktıktan sonra, benim mesela tanıdığım arkadaşlarım da var, böyle birbiri arkasına söndürmeden yakan, diyorum senin ciğerinde nefes alacak hiçbir yer kalmamıştır yani. Kesinlikle yoktur. Dolayısıyla bu sigara dumanındaki hem işte o bir de alkolde var, işte sakinleştirici maddeler kişiyi işte böyle, yok dikkatimi çekiyorum, yok çok sinirliyim, yok çok işte mutluyum falan, böyle işte yak bir sigara. Ne kadar aslında yanlış, değil mi? Halbuki Tabii ki. hem cebimizden gidiyor. Hem sağlığımıza zarar veriyor. Yani her yere zarar veriyor. Aslında doğaya Çok. bile zarar veriyor. Türkiye'de aslında sigara şöyle, yani terörden bile daha tehlikeli bir şey. Yani bu sayfada biz bunu her zaman bahsediyoruz. Aslında sayfada biz sigaranın zararlarından çok yani motive edici şeylerden paylaşıyoruz. Yani Çok güzel. sigara, hani korkutmak değil de bu sigara nasıl savaşacaklarını öğretmeye çalışıyoruz. Yani Neler anlatıyorsunuz mesela? ya Diyelim ki ben işte geldim, dedim ki size, ya Mustafa ben çok sigara içiyorum ama bırakmak istiyorum ve ben bunu bir türlü bırakamıyorum. İşte çok stresli bir işte çalışıyorum. Elim sürekli sigaraya gidiyor. Elimle ağzım arasındaki şu ilişkiyi kaybedemiyorum bir türlü. Nasıl bir bana bir tavsiyede bulunursunuz dostum? öncelikle tabii bu sigarayı bırakıp bırakmayacağını kişinin önce onu test ediyoruz. Yani kişi sigaraya bırakmaya eğimli mi, eğimli değil mi? Bunu öğrendikten sonra da ona yol gösterici oluyoruz. Yani sigaranın aslında bir aldatmaca olduğunu, bu sigarayı herkesin bırakabileceğini, çok kısa bir sürede bağımlılığın geçebileceğini. Yani biz 3 gün ve 21 gün olarak söylüyoruz. Yani 21 günden sonra bağımlılığın düşeceğini, daha az istek olacağını bunu anlatıyoruz. Kişi buna göre bırakmak isteyenler tabii bırakıyor. Şeyler düzenliyoruz. Bırakma günleri düzenliyoruz bazen. Çok güzel. Yaz dönemi olduğu için biraz işlerimizin yoğunluğundan dolayı yaz döneminde birazcık daha aktif olmuyoruz. O yüzden kendi kendilerine bırakıyoruz ama normalde yönetimde kişiler çoğaldıkça bu artıyor yani. Biz de Peki destek oluruz Türkiye Sigarayla Savaş Derneği olarak sizin her zaman sayfanızda. sizin hazırız tabii ki. Konu sigaraysa gerçekten konu sigaraysa hiçbir şeyin yani aslında şey yok yani. Herkes sigara için uğraşıyorsa tabii ki engel yok yani. Herkes bir şeyde buluşabilir, ortak noktada. Kesinlikle. Yani sigaraysa konu. Peki mesela bu gelenlerin içinde hasta olup da sigarayı bırakanlar var mı? Evet. Maalesef hasta olanlar bile var yani. Bu sigaradan dolayı akciğer kanseri olanlar var. Tabii bunlar da kendi deneyimlerini paylaşıyorlar sayfamızda bazı zamanlarda. Bunları da anlatıyoruz yani. Hasta olanlar da var. Yeni hastaneye gitmiş, doktora gitmiş olanlar da var. Genelde biz sigara konusunda yani yöntemlerle, doğal yöntem yani hiçbir şeye bağımlı kalmadan bırakmayı öneriyoruz. Tabii. Bunu başaramayanlara da 177 sigara bıraktırma hattını ya da sigara bırakma polikliniklerine yönlendiriyoruz. Yani ekstra olarak harici bir şey önermiyoruz zaten. Anladım. Yani kişinin kendi tercihine Tabii bırakıyorsunuz. ki. Evet. Kendi ne denir iradesine bırakıyorsunuz. Evet. Zaten iş burada başlıyor.
Yani önce Aynen. burada bitirmek lazım ki ondan sonra sigarayı bırakabilesin. Beyinde bitmesi gerekiyor. Orada biterse tamamen bitmiş oluyor. Yani orada bitmezse 1 sene, 2 sene sonra ya da 5 sene sonra yine dönebiliyor yani sigaraya. Aslında Tabii şunu ilk kural söylemek lazım. bir tanesi var. Pardon, özür dilerim. Yani sigarayı bırakan kişilere şöyle bir şey var. Bıraktıktan sonra 1 yıl sonra dönenler var. 6 ay sonra dönenler var. Bunlar aslında arkadaş ortamlarında dönüyorlar. Yani bulundukları ortamlarda kişilerin buna ikramlarıyla dönebiliyorlar. Bir tane sigara Hadi yaktığı yak, zaman ne olacak? Ya yak işte bir tane falan. Ne yani olacak falan. bunu söyledikten sonra zaten iş bitiyor. Bir daha artık bir paket içiyorsa bundan sonra 2 paket içmeye başlıyor. Sizin Maalesef. başınıza geldi mi? Hayır, ben hiç yaşamadım. 2 senedir çok şükür yani. Yaşamayı da düşünmüyorum. Ondan evvel azaltma yoluna mı gitmiştiniz? Yani hani ben işte diyelim iki paket içiyorsam bunu işte 10 tane içerim falan gibi mi yapmıştınız önce? Ne yaptınız? Çok iyi bir Nasıl bir konuya yöntem değindiniz. denediniz? Çok iyi bir konuya değindiniz. Aslında sigarayı azaltarak hiçbir zaman bırakamazsınız. Yani öncelikle onu söyleyeyim. Azaltma diye bir şey yoktur. Azaltmak acı çekmektir. Bir sonraki saati beklemektir. Yani o saat aralığında acı çekmektir. Yani illa ki o saat gelecek ki siz bir tane sigara yakmak isteyeceksiniz. Aslında ben hiçbir zaman azaltmadım. Dediğim gibi 4-5 denemem oldu. En uzunu 20 ya da 25 gün sürdü. Ama bu son denememde başarıya ulaştım. Genelde şu anki bizim grubun tabii ki çok faydası oldu. Yani burada motive oldum yani daha doğrusu. Burada bir kişi bile size bir yorum yazdığı zaman, tebrik ettiği zaman tabii ki bu sizi kamçılıyor yani. Ne güzel. Peki sizce ben mesela bu sizinle konuştuktan sonra zaten direkt ilk sizi aradım ben. Ondan sonra bir Facebook'ta baktım sağa sola ne var, kim var, ne var diye. Hani bazı yine böyle sigara bırakan insanların kurduğu kulüpler var. Keşke aslında Var. hepiniz gelseniz de Türkiye Sigarayla Savaş Derneği'ne hep birlikte böyle bir şeyler yapsak. Çünkü o kadar desteğe ihtiyaç oluyor ki ben şunu biliyorum. Çünkü ben de bir sigara içicisiydim. Ben de bıraktım. Üstelik bayağı sert bir sigara içiyordum. Çok zor bıraktım. Ben de azaltarak bırakmayı düşündüm. Azalttım ama hiçbir şey benim diğer sigarayı yakmama engel olmadı. İçtim yani. Maalesef. Ondan sonra tak diye kesince bitti olay. Peki bir şey soracağım. Siz sigaranın Buyurun. yerine bir şey koyabildiniz mi? Çünkü bu el-ağız ilişkisi çok fena. Ben mesela her yere böyle taneli yiyecekler koymuştum. Yani nohut, leblebi, işte üzüm falan bir şeyler. İster istemez tabii onlara elim gitti. Ama Evet. sonra kilomdan kurtuldum ama siz herhangi bir şey koydunuz mu yerine? Ya sigaranın yerine aslında ben şekersiz sakız kullandım belli bir dönem. Yani 2-3 ay gibi bir dönem. Ondan sonra Ramazan ayıydı zaten. Ramazan'a girdikten sonra onu da bıraktım. Ondan sonra da artık sigarayla ilgili ya da yerine koyma diye hiçbir şey olmadı. Yani yerine koymadım hiçbir şey. Yerine koymak da önemli. Tabii yerine bir şey koyduğunuz zaman o bıraktıktan sonra tekrar aynı sigara gibi yani. Geri tabii sigaraya dönüş yapabiliyorsunuz. O Doğru da çok önemli. söylüyorsun. Elektronik sigara var bir de. Şu an artık piyasada yasak oldu. O. Yasaklandı diye biliyorum. Yani Türkiye'de Yasak, zaten yasak, satışı yasaklandı. yasak ama el altından satışlar devam ediyor. Maalesef. Bu aslında sigaradan daha çok tehlikeli. Bunu da belirtmek isterim. Yani sigaradan gerçekten daha çok tehlikeli bir ürün. Çok çok tehlikeli hem de. Az şöyle tehlikesi var. Tehlikeleri belli değil çünkü. Sigaranın en azından mesela yaptığı hastalıklar, ortaya çıkabilecek durumlar belli. Ama elektronik sigarada öyle bir durum belli değil şu an için. Koronavirüs gibi diyorsunuz. Yani Evet. koronanın mesela ne olacağı, ne biteceği belli değil. Tedavisi yok, bir şeysi yok ama Evet, maalesef. ama korona döneminde bir sürü insan sigarayı bıraktı biliyor musunuz? Mutlaka Evet, size de bunu rastlamıştır. Çünkü hani akciğer ve nefesle ilgili bir iyileşme gerekiyor ya da önce oraları vurduğu için hani bunun bilincinde olanlar yani sigarayı bıraktılar bazıları. ya Ama sigara bırakma oranı pardon özür diliyorum. rica ederim. Sigara bırakma oranı tabii her geçen gün artmakta. Yani bunun farkındayız. Biz de görüyoruz grup içerisinde. Yani artış var tabii bu hastalıkların koronanın da verdiği bir artış var. Tabii.
Yani durum iyi. Aslında sigarada yani başlaması esas sigaranın başlama noktası aile bence. Yani aile önce eğitmen aile olacak ki çocuklarımıza iyi eğitim vereceğiz. Var mı Onları çocuk? Çocuk var var. mı? Bu sefer iki tane oğlum var. Ay maşallah ne güzel. Liseye hazırlanıyor bu sene. Bir tanesi de ortaokulda. Ne Onları tabii durumdalar? Ne durumdalar? bilinçlendiriyoruz tabii. Sigara içme diyorlar kesinlikle. Beni bıraktığım için çok mutlular Ha, tabii. güzel. Her zaman beni takdir ediyorlar yani. Dediğim gibi sigara ailede, eğitim ailede başlıyor kesinlikle. Yani çocuklarımızı takip etmeliyiz yani. Onları yönlendirmeliyiz yani. Kızmak, bağırmak değil. Tabii Yönlendirmemiz ki. lazım. Zararlarından bahsetmemiz lazım. Belki de bu zararlardan bahsetmiş olsaydık çok kişi bağımlı olmayabilirdi yani. Bilinçli toplum olsaydı çocuklar olarak. Ben olsam beni bilinçli yetiştirmiş olsalardı, zararlanmış olsaydım Tabii. belki de başlamazdım yani. Serap Hanım katıldı. Gruba yeni katıldım. Sizlerden destek bekliyorum. Darısı başıma diyor. Kafada bitiyor Serap Hanım, gördüğünüz gibi her şey valla. Lütfen izlemeye devam edin. Sigarayı Bırakmak Kulübü Facebook'ta oldukça büyük bir grup. Lütfen orayı takip edin. Bizi de takip edin. Türkiye Sigarayla Savaş Derneği'ni. Peki bir şey söyleyeceğim. Yani çocuklarınız hem sizde hem annede sigarayı görüyorlar. Üstelik öyle zannediyorum ki belki de sigarayı içtiğiniz ortamda da büyüdüler. Yani bir kısım olarak tabii. Yani sonuçta bu çocukların normalde özenç ile sigaraya doğru bir eğilimi, bir meyli oluyor. Yani Evet. %1500. Dolayısıyla sizin de işte o eğitim şart dediğiniz şey, işte o Evet. çocuklarımızı birazcık böyle, yani işte ben bıraktım demek çocuğa karşı mesela çok güzel, şahane bir böyle hoppa şey koymak, hani ben bunu bıraktım, iradem yerinde, sigarayla benim artık işim olmaz falan demek var ya, çocuğun gözünde sizi kahraman yapmış. Ne güzel, ne mutlu, ne mutlu. Sınava mı girdi, sınava mı Siz     Oldu? girdi çocuğunuz bu sene? Evet, lise sınavına girdi. Ha, Sonuçları bekliyoruz. hadi hayırlısı olsun. Benim sigarayı bırakalı neredeyse bir 25 yıl falan oldu aslında. Çok oldu. Çok iyi. Ama şöyle söyleyeyim. Baya güzel bir içiciydim. Ama ses tellerime çok zarar verdiği için, konuşmakta ve nefes almakta çok sıkıntı çektiğim için doktorum sigarayı bırakmamı önerdi. Baya bir düşündük, taşındık, ne yaparız. Çünkü çok uzun süren bizim de uykusuzluklarımız ve uzun gecelerimiz var. Çalışma hayatımız hep böyle sigaralı. Biz içmesek de içinde sigara dumanı olan yerlerde o zaman yasak yoktu. Şu Dolayısıyla çok etkilendi. Hakikaten sesim falan. Beni aradıkları zaman sonra efendim falan diyorlar böyle. Abi Zeliha Hanım'la görüşecektik falan diyorlar. O kadar yani, düşünün. Ve ne yazık ki o dönemde çok etkilendi sesim. Hatta ciddi bir yara da çıktı boğazımda. Sonra kanserojen duruma geçebilir sigara nikotiniyle, dumanıyla falan diye doktor ödümü bir patlattı benim. Zaten şöyle bir şey var. Mesela Allah korusun kanser oluyor sigara içen. Doktora gidiyorlar. Doktor diyor ki sen kansersin. O an sigarayı bırakıyor. Yani böyle sigara için ölen biten adam bir anda sigarayı bırakıveriyor. Nasıl oluyor da oluyor, değil mi? Nasıl yani? ama şöyle bir şey var yani o seviyeden sonra artık yani geri dönüş yok yani İçsin. İçsin içebildiği kadar. bazı durumlarda geriye dönüş yok. Mesela akciğerlere zarar verdikten sonra tabii belli bir zarardan sonra geri dönemiyorsunuz yani orası da var. Yani gırtlak kanseri var mesela en önemlisi olan. Tabii. Koku duyunuz hiçbir şey kalmıyor, tat duyunuz kalmıyor. Bunların hepsi sigaradan kaynaklanıyor. Yani çoğunluk olarak akciğer kanseri, farklı kanserler de var. Bunlar oluştuktan sonra yani geri dönüşü olmayan bir şeye girdik, yola girdikten sonra tabii bıraksanız da artık fayda etmiyor yani. Peki bir şey soracağım. Yani bu sayfanızdaki bilgileri ve işte bu öğrendiklerinizi kendi başınıza mı öğrendiniz? Yoksa hani size yardım eden birileri oldu mu? Yoksa işte bir doktorların vesaire bu yazılarını mı okudunuz? Nasıl yetiştirdiniz kendinizi bu sayfayı idare Şöyle bir şey. edebilmek için? Araştırmak
Araştırmak çok önemli bir şey. Hı Yani hı. araştırmak, internet şu an günümüz artık çağı teknoloji çağında yaşıyoruz. Yani elektronik ortamda yaşıyoruz. Yani genel olarak araştırdık tabii ki. Yani benim araştırmalarım çok oldu. YouTube üzerinde videolar izledim çok detaylı bir şekilde. Yani bu hastalıklar işte nasıl hastalıklar var. Tabii bu beni etkiledi sigarayı bırakırken. Hatta ben doktora gittim ilk bırakacağım dönemlerde. Hatta bıraktıktan sonra gittim. Gitme amacım da yani doktorla bir böyle bir Türkiye'de şu an devletimiz şey veriyor tabii sigara bıraktırmak için ilaç verebiliyorlar şu an. Tedavi ediyorlar yani. Biz de hakkımız dedik gidelim dedik gittik. Doktora ben ondan fazla bir şey anlattım. Sonra adam odadan beni gönderdi. Sen git bırak dedi sigarayı. Kendi Tedavi haline. etmedi beni yani. Gerek yok dedi sana. Çok iyiymiş. Ya zaten şunu bilmek lazım. Yani sigara içmek hakikaten kanser yapan bir unsur yani. Hani bu ben kanser olmam falan diye hani garantilemeyi artık yani böyle bir tarafa bırakın. Deyin ki Kesinlikle. bu benim de başıma gelebilir. Ben de kanser olabilirim. Yani sigaranın bir nedeni de bu. Neden o zaman ben bu nedeni ortadan kaldırmayayım? Böyle düşünmek gerekir gibi bir fikrim var. Ne diyorsunuz? Evet, maalesef. Yani sigara dediğim gibi yani toplumumuza şu an en çok zarar veren unsurlardan bir tanesi. Yani aşırı derecede sigara konusunda ölümler var. Şu an tabii çok net bilgim yok yani şu anki son dönemdeki Var. sigarayla ilgili Çok. ölümlerin adet olarak bilmiyorum ama bayağı birçok yani en çok o tüy sigaradan kaynaklandığını biliyorum yani sigaradan kaynaklanan ölümlerin çok olduğunu biliyorum. Ya Terörden şöyle bile daha çok düşünün. ölümlerin olduğunu biliyorum yani. Tabii şöyle düşünün. Mesela koronanın en çok etkilediği insanlar, ciğerleri daha zayıf olan insanlar. Sigara içmek zaten ciğerdeki bronşları söndürüyor, bir sürü orada kronik rahatsızlıklara yol açıyor. Dolayısıyla siz şöyle yoldan geçerken üşütseniz bile normal insan, sigara içmeyen birisi hemen çabucak iyileşirken sigara içen birisi daha uzun sürede iyileşiyor. Normal zamanda bile yani. Hele ki Covid-19 döneminde çok daha fazla yani. Çok daha fazla. Bu 10 bin üyeniz var dediniz. 10 bin kişi izliyor zaman zaman dediniz. Bu kişilerden tekrar başlayanlar itiraf edebiliyorlar mı? Ben Tabii ki. başladım yeniden. Biz her türlü şeyi açığız. İtiraf edenler var tabii ki. Biraz bu Bana da tepkiyi topluyor tabii ki itiraf konusu. Yani bırakmış olan kişilerde, yeni bırakmış olan kişilerde itiraf olayı birazcık tepki alıyor. Ama biz bunu da paylaşıyoruz. Yani paylaşmalarına izin veriyoruz. Çünkü bırakan kişileri de geri dayanamayıp içen kişiler hem tepki alsınlar hem de bırakan kişilere de motive ediyor. Yani işte dayanamayıp içen kişiler o bırakan kişiler de biraz daha işte duygularını artırıyor. O tabii. yüzden biz izin veriyoruz. Paylaşımlar zaten kısıtlı. Yönetici onayıyla paylaşım yapabiliyorlar. Yani öyle rastgele paylaşım yok zaten şu an grubumuzda. Çok güzel. Reklam paylaşımı yapmıyoruz. Sadece sigaraya odaklı paylaşımlar var. Yani sadece sigara odaklı paylaşım yapabiliyoruz. Ben bugün reklam kaynaklı valla çok özür dileyerek yani sigarayla ilgili diğer sayfalara böyle minik minik yazmak zorunda kaldım dedim. Hiç olmazsa bir diyalog kurulsun, bir şey olsun adına. Çünkü şöyle bir şey, siz hepiniz aynı yani bütün bu Facebook'taki sigara bırakan kulübü ve sigara ve bağımlılıkla mücadele eden kulüplerin hepsinin amacı aynı. Bu meretten kurtulmak ve insanlara destek olmak, bırakanlara da destek olmak. Madem amacımız aynı, hiç olmazsa dedim yayınımıza katılıp eğer bizlere de kendi fikirlerini söylerlerse, soruları varsa sorarlarsa burada aşağıdan bakıyorum. Evet ve hep sağ olsunlar çok güzel katıldılar, katılıyorlar, katılmaya devam ediyorlar. Onları da bekliyoruz. Burada sizin sayfanızda mı bilmiyorum. Böyle sigarayı bırakmak için basit, daha doğrusu sigara içme arzusunu
öldürmek için basit bir nefes çalışması demiş. Ondan sonra sigara içme isteği geldiğinde böyle içmeden önce burundan alıp ağızdan vereceğiniz uzunca bir nefes alacakmışsınız. Bunu 20 kere yapacakmışsınız. Eğer hala sigara içme isteği oluyorsa onun yerine bir şey koyacağız. Ama tabii ki sigara içerken niye içiyorum diye bir düşünmek lazım. Yani ben buna niye bağımlıyım? Neden bunun kölesiyim? Yani bu sigaranın niye kölesiyim ben? Yani keşke tatillerimizde de böyle oksijeni bol yerlere gitsek, o sigarayla zehirli ciğerlerimizi temizlesek keşke, değil mi? Sizi davet ediyorum. Akşehir'e buyurun gelin. İnşallah, inşallah. Konyakşehir'de değil, orada var yani böyle güzel bulunabileceğiniz yerler var. Siz ben şu anda aslında İstanbul'dasınız ama, değil mi? Yok, ben İstanbul'da değilim, Aksaray'dayım. Aksaray'dasınız, tamam, çok güzel. Olsun, ne güzel. Bakın, bu telefon, görüntülü telefon uzakları yakın ediyor. Ne güzel bir şey. Ben bahaneyle de tanıştığımız için çok memnunum gerçekten. Sağ olun, çok katkıda bulunuyorsunuz. Beni de davet ettiğiniz, böyle bir organizasyon yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Şaşırdınız muhtemelen. Allah Allah, bu kadın niye arıyor beni? Önce şaşırdım tabii ki. Aslında sosyal ortamda, yani sosyal platformdaki çoğu şeye güvenmiyorum. Yani bazı şeylere güvenmiyorum. O yüzden şaşırdım. Önce araştırdım, sonra görüştüm. Çok normal. Çünkü kütlüğü aradım, ben de çok özür dilerim hakikaten. Yok, fakat yok. Şimdi bazen şöyle bir şey var. Biz Türkiye Sigarayla Savaş Derneği olarak sizin gibi bu konuya hakikaten yürekten böyle sayfa açacak kadar, insanları peşinden sürükleyecek kadar, bu kadar insanı toplayacak ve sözünü dinletecek kadar gönül verenleri ister istemez biraz da hani böyle farklı bir ortama taşımak ve de onu göz önüne çıkarmak, biraz daha böyle taltif etmek arzusundayız aynı zamanda. Bizim mesela insanlığın gerçek dostları diye bir ödülümüz de var. Mesela burada sigara ve sigarayla ilgili çalışmalar yapan, sigaraya karşı çalışmalar yapan insanları da ödüllendiriyoruz bu vesileyle. Bu arada önüme bir tane hesap çıktı. Yani bu arada şöyle bir şey var. Bir paket sigara şu anda 18 lira. Evet. Ondan sonra 18 lira olunca yaklaşık 20 yıl içersek eğer bunu yaklaşık 120 bin lira falan para biriktirebiliyormuşuz ya da harcıyormuşuz cebimizden çıkan para. Diyorlar ki sen de efendime söyleyeyim, bir yıl içme araba al, iki yıl içme hacca git, 3 yıl içme ev sahibi ol filan, 30 yıl içme ev sahibi ol filan diyorlar. Ne kadar çok para harcıyoruz, farkında mısınız? Evet, maalesef çok para gidiyor. Dediğim gibi en ucuz sigarayı şu an kullanan kişi 450 lira veriyor. O da 15 lira şu an en ucuz sigara. 20 TL'ye de var tabii ki. Var. Bir ailede iki kişi içerse tabii bu 1000 lirayı bulabiliyor aylık olarak. Yani bu da bir kişinin tabii bir ev kirası ya da bir mutfak gideri olabilir yani. Bunu düşünmek lazım. Tabii bunu dostlarımıza anlatmak, yani bağımlı kişilere anlatmak biraz zor oluyor. Çok. Yani bunu bu şekilde olduğunu anlatmak biraz zor. Yani şey, pek ilgilenmiyorlar bu durumlarla. Ama son dönemlerdeki tabii kamu spotları, TV'lerde yayınlanan kamu spotları. Beğeniyor musunuz? Tabii ki kamu spotları güzel, beğeniyoruz. Yani olması gerekiyor çünkü onların. Çocuklar da izliyorlar, herkes izliyor. Ama kamu, siz diyorsunuz ki daha fazla olmalı. Yani yaydırıcı olmalı, tabii. Daha fazla olmalı diyorsunuz değil mi? Aynen. Konferanslar olmalı mesela, yani Türkiye genelinde konferanslar düzenlenmeli. Ya da bir gösteri sonrasında konferanslar verilmeli. Yani çocukların katıldığı bir gösteri salonunda ya da bir sinema salonlarında en son kamu spotu yapılabilir yani. Bunun yapılması lazım bence. Kesinlikle. Bu da etkili olacaktır yani. Şimdi İstanbul'da tabii İstanbul'da olmanın avantajıyla hani mesela bazı sigara ile ilgili
çalışmalar var, konferanslar, çalıştaylar, efendime söyleyeyim bilim adamları. Hatta bizim kendi Türkiye Sigarayla Savaş Derneği'nin yönetim kurulunda çok değerli doktorlarımız var, çok değerli bilim adamlarımız var ve bize politikacılarımız var. Bize bu yönde işte sizin gibi böyle hakikaten bu işe kafasını yatırmış insanlara çok güzel şeyler anlatabiliyorlar ama bu korona yüzünden hepimiz evimize kapanınca aslında böyle online'dan bir şans doğdu. Yani sigarayla ilgili insanlar pek sigarayla ilgili pek konuşmuyorlar ama her konuda konuşuyorlar. Bir sürü sanatçı konser veriyor. Efendime söyleyeyim, herkes her konuda konuşuyor açıkçası. Ama sigarayla ilgili pek konuşan olmadığı için biz de dedik ki bu sayfayı bu konuyla ilgili insanlara açalım ve konuşalım sizin gibi Mustafa Bey. Ne dersiniz? Türkiye'de mesela Yeşilay'ın falan çalışmalarını yeterli buluyor musunuz? Yani Yeşilay'ın çalışmaları çok fazla yeterli değil aslında ama yani tabii yani en deliğe girecek olan o. Yani en böyle ucra noktaya gidecek olan odur. Kendi alanlarında bir çalışmalar yapıyorlar ama dediğim gibi yani bunun tabanına inmek lazım. Yani yüzeysel değil de daha derinlere inmek lazım. Toplumun her kesimine ulaşmak lazım. Yani alt gruplara, işte köylere, kasabalara. Mesela İstanbul'da düzenlenen seminerler Aksaray'da düzenlenebilir. Ama şu an için Aksaray'da herhangi bir sigarayla ilgili hiçbir çalışma yok yani, görmedim. Dediğim gibi alt gruplara da inmek lazım. Yani işte afişlerle. Mesela billboardlarda afişlerde hiç sigarayla alakalı, zararlarıyla alakalı hiçbir şey görmüyorum yani. Ben şöyle bir şey yapsam sizin için, siz bana sonra daha sonrasında adres bilgilerinizi verseniz, ben Türkiye Sigarayla Savaş Derneği'nden size afiş ve broşürler falan yollatsam olur mu? Sizi ayrıca üyemiz de yapmak isteriz. Tamam, çok isterim sizinle. Çok yani. Hatta işte bu tür şeylerde güç birliği yapmak lazım. Örneğin ben Akhisar'a ulaşamıyorum ama siz oradasınız. Aksaray'a ulaşamıyorum ama siz oradasınız sonuçta. Siz sigara için savaşıyorsunuz orada ve biz size destek veririz. Ne istiyorsanız, ne ihtiyacınız varsa, İşte afiş gibi, broşür gibi, insanlara hani bilgi vermek üzere slaytlar gibi falan. Siz de bunu kendi sayfanızdan paylaşırsınız. Bizim de Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Facebook sayfamız var. Oradaki bilgilerimizi de isteyebilirsiniz sekreterimizden. Memnuniyetle paylaşırız. Böylece hani bizim ulaştığımız, bir de sizin ulaştığınız, bir de işte belki diğer sigarayı bırakanların uğraşıları, hepsi böyle bir bütün olur ve böyle çalıştıkça çoğalır diye düşünüyorum sevgili dostum. Yani dediğim gibi toplumun her kesimine ulaşmak lazım. Yani tekrar söylüyorum, yani bu işte halkın daha çok toplandığı bölgelerde, yani alanlarda kamu spotları oluşmalı bence. Televizyonlardaki kamu spotları bence çok yetersiz yani. Var ama bir dönem hiç yoktu. Otobüslerde sigara içtiğimiz dönemler, yani ben içmedim işte. Sigara içilen dönemler vardı tabii. Onları falan şimdi hatırladıkça, yani ben çocukluğum döneminde içiyorlardı. Biraz şey geliyor şu an, risk geliyor yani içilmesi. Onlar falan kalktı. Çok iyi tabii. Kapalı alanlarda içmek yasak. Araçlarda yasak. Bunlar da tabii sigarayı bırakma konusunda biraz daha yol gösterici oluyor. Ama dediğim gibi bu şeyin çalışmaların daha derine inmesi gerekiyor. Var mı Aksaray'da böyle kapalı yerde içen falan, içirten? Yani ben çalıştığım için çok işten eve gidiyorum. İş yerinde zaten kapalı alanda yasak şu an için, içmiyoruz. Tabii. Yani çok büyük cezası da var üstelik yani. Evet. İşte girdiğim kapalı alanlarda görmedim tabii hiç sigara içeni. Görsem de uyarırım yani, kesinlikle hiç affetmiyorum. Bu arada yazmış Serap Kaplan Hanım, 23 yıldır kullanıyorum. 4 defa bırakma girişiminde bulundum. Her defasında tekrar başladım. Kafasında bitiren kişiler bu işi nasıl yapıyor? Hadi bakalım, evet. Buyurun, kafanızda bitirdiniz. Siz anlatın, sonra ben de anlatırım.
Ya kafada bitirme olayı dediğim gibi yani sigarayla bir savaşa girmek gerekiyor. Yani sizin grubunuzun adı gibi ya da derneğinizin adı gibi sigarayla savaşmasını bilmek gerekiyor öncelikle. Size nereden nasıl bir şekilde etkileyeceğini bilmek gerekiyor. Yani ona göre savaşmak gerekiyor. Şöyle söyleyebilirim yani bir ordunun tatbikat savaşmayı ya da nasıl bir taktik geliştireceğini öğrenir. Sigarada bu şekildedir yani. Bir taktik geliştirmek gerekiyor. Yani o kriz geldiği anlarda işte biz önerilerimiz var tabii. Su içmelerini istiyoruz yani. Bir dakika, bir dakika, onu söyle, sayalım şimdi, güzel. Şimdi kriz geldi. Elim Evet. ayağım titriyor. Sigara bulun bana sigara. Bir kere evde sigara olmayacak, değil mi? Evde Kesinlikle evde sigara olmayacak. sigara olmayacak. Zaten sigara değil, kül tablası bile olmayacak Serap evde. Hanım, dinliyor musunuz? Bakın, evde kül Evet. tablalarını kaldırın. Kül Sigarayı kaldırın. tablaları kaldırıyoruz. Sigarayı anımsatan hiçbir şey olmayacak evde. Evet. Çok böyle kriz geldiği dönemlerde biz boşa çıkmalarını istemiyoruz. Yani kişi evdeyse bile boş kalmalarını istemiyoruz. Boşluk en çok sigaranın etkilediği şey boşluktur yani boş kalmaktır. Elinin boş olmasıdır kişinin. Yani o esnada temizlik yapabilir ya da yürüyüşe çıkabilir. Ne bileyim bir aktivite yapması gerekiyor. Yani bu kişinin boş kalmaması gerekiyor. Eğer boş kalırsa sigarayı kesinlikle bırakamaz. Yani o kafada bitirme işi aslında bir savaştır. Yani taktik geliştirmektir. Kişiye göre de değişir ama bunlar. Herkesin farklı bir taktiği vardır. Yani işte kimisi dediğim gibi su içerek geçiştirir bunu. Farklı yerlere farklı şekilde taktikler geliştirebiliriz yani. Kimi de benim gibi nohut leblebi filan yer. Şöyle düşünün bence Serap Hanım, aslında en güzeli ne biliyor musunuz? Siz lütfen bir onkoloji kliniğini ziyaret edin. Ve oradaki sigara içerek kanser olan, akciğerleri ölen bir sürü insanı gidin bir görün gözünüzle. Ondan sonra gerçekten nasıl bırakıyorsunuz, siz kendiniz bile inanamayacaksınız. Çünkü bileceksiniz ki vücuda bu kadar zarar veriyor. Bu arada evet, Türk milleti temizlik yapsın, sonunda yine sigara yakar diyorlar. Ya aslında şöyle bir şey var. Serap Hanım 4 defa denemiş. Yani şöyle bir şey var. Bizim tecrübelerle sabit olan 4 ya da 5. denemeden sonra bırakma gerçekleşebilir. Yani Bir biraz da kere daha denesin. azim gösterirse aslında denemenin sınırı yok. Yani bu sigarayı bırakırken deneme sınırı diye bir şey yok. Bizim yani ben kendi adıma söylüyorum. Grupta her zaman paylaştığım bir şeydir. Denemek yok yani. Deneme sınırı yok. Yani her zaman deneyebilir kişi. Bunun bir sınırı yok bizce. Ama 4 ya da 5 denemeden sonra ya da 7. denemeye kadar bir denemesinde başarıya ulaşacaktır. Yani bu sigarayı ben bırakmışsam her zamanki klasik bir söz bu. Herkes bırakabilir, gerçekten herkes bırakabilir. Yani belli bir özelliği yok bu sigarayı bırakmanın. Yani Pes herkes etmek bırak. yok. Pes etmek yok diyorsunuz yani, değil mi? Pes etmek yok. Şimdi Dilek Hanım demiş ki eşiniz, problem çözmek önemli değil. Problem çözme yöntemini bilmeliyiz. Bunun için de önce kendimizi tanımamız Dilek gerekiyor. benim kardeşim. Kardeşiniz. Heh. Ona da selam gönderiyorum buradan. Sağlıkçı o da. Öyle mi, ne Evet. güzel. Ay, ne mutlu Evet. olmuştur. Sağ Sigarayı bırakınca. ol. O da destek veriyor. Yani. Teşekkür ederim. Sağ olsun. Evet. Eğer Türk milleti sigara yakmak istiyorsa tabii ki her işi yaptıktan sonra bir sigarasını çakar. Ama şunu bilin ki içtiğiniz her sigara zaten mezarınıza birer böyle hop, çivi çakıyorsunuz demektir. Bu arada şeye baktım, Mustafa Bey kaç kişi ölmüş diye. Koronavirüste 4 ayda bayağı bir insan ölmüşken sigarada bir haftada 200 bin kişi ölüyormuş sigaradan. Evet. Sigaradan. Evet Serap Yani Hanım, pes etmeyeceksiniz. Hadi bakalım görelim sizi vallahi billahi. grupta paylaşım yapsın bol bol. Biz destek oluruz. Lütfen, lütfen, Evet. lütfen grupta paylaşım yapın. Sigaradan bir haftada en az 200 bin kişi ölüyormuş. Bunun çoğu yanında pasif içici olarak dumanları koklayan çocuklarımız, en tehlikede olanlar pasif içiciler.
Siz de biliyorsunuz ki hayatında hiç sigara içmemiş insanlarda akciğer kanserleri çıkıyor, gırtlak kanserleri çıkıyor. Yani toplum ortamda bulunan kişiler de tabii etkiliyor. İllaki bu dışarıda açık alanlarda ya da yani dış bölgelerdeki kapalı alanlarda yasaklandı ama ev ortamlarında içilen sigaralar illaki evin içindeki aileyi etkiliyor tabii ki. Çok. Etkiliyor. Yani içen kişiden daha çok etkileniyor içmeyen kişi. Dün bir yazı geldi. Evin içindeki evcil hayvanlar, kediler, köpekler bizim içtiğimiz sigaradan etkileniyorlarmış. Sigara dumanında. Ve onlarda da akciğerlerinde problem oluyormuş. Onlarda da akciğer kanseri oluyormuş. Çünkü onlar da nikotini ve diğer zehirli şeyleri, dumanı solumuş oluyorlar. Yani evet. O da bana enteresan geldi. Ama çok haklı. Haklı yani. Yani evin içinde bulunan tabii bütün canlılar etkileniyor bu durumdan. Yani normal olarak etkilenmesi gerekiyor zaten. Yani evin içinde ortamda kullanılıyorsa etkilenecek illaki. Tabii. Bir de şöyle bir şey var tabii. Şimdi sigarayı satan insanlar çok büyük ama çok büyük şirketler. Bütün dünyada sigara bağımlıları yaratmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Çünkü evet. Sigara dediğim gibi peşin parayla alınan ve hiçbir zaman o bağımlılıktan hani çok zor, sizin gibi birkaç kişi çıkar ama ya bağımlılıktan zor vazgeçilen. Ve kazanması kolay. Bir iki sigara içtikten sonra alışkanlık kazanması kolay. Yeni müşteriler, kendilerine yeni müşteriler ve ömür boyu aylık gelir. Yani öyle diyelim. Bayağı ciddi paralar harcıyorlar. Ben yani böyle normalde bir hesap yapmışlar. Yılda 6 trilyon paketten fazla. Belki daha da fazladır şu anda bilemiyorum. Çünkü bayağı bir dibe vurmuşlar içmekte. 6 milyon trilyon adetten daha fazla sigara satılıyor. Dünyada sigara çok pahalı. Evet. Mustafa Bey, yurt dışına çıktınız mı hiç? Yurt dışına hiç çıkmadım ama çıkan arkadaşlarım var tabii ki. Yurt dışında biraz daha pahalı olduğu yerler var. Yani 50 TL ya da 60 TL paket satılan bölgeler de var. Türkiye'de çok pahalı değil aslında sigara. Bence daha pahalı olması lazım. Olsun mu ya? Onu soracaktım size. Olsun, Türkiye'de sigara pahalı olsun mu? Yani tiryakiler biraz kızacak ama yani olsun yani. Mesela alkol çok para olunca insanlar bu sefer evlerinde içki yapmaya başladılar. Kendi evet. Rakısını, kendi birasını. Baktım herkes bayağı bir imalathaneler açmışlar yani. Sigara pahalı olunca tütün, sarma tütüne sardılar insanlar. Daha ucuza mal etmek adına. Aslında bana bu da bir kandırmaca gibi geliyor. İşte çok daha sıhhatli, çok daha bilmem ne. Sigaranın ve tütünün sıhhati olamaz. Ve kesinlikle. Ülkemize gelen göçmenler nedeniyle de ülkemizde az miktarda bulunan nargile kafelerimiz şimdi her yerdeydi. Koronadan önce kapandı ama her yerde nargile kafeler oluştu. Dolayısıyla nargile de sigaradan daha zararlı. Neden? Hem bir sıvıdan geçiyor. Hem tuttuğunuz, elinizle tuttuğunuz o marpuç mu deniyor hatırlayamadım. Tuttuğunuz malzemeyi bir sürü insan elliyor. Pis yani, pis malzemeler. Yani o da var şimdi bir şey de var. Sarma yani tütün satışı yapan açık şu an dükkanlar var. Yani buna da izin veriyor yani belediyeler olsun. Bilmiyorum artık izin nasıl alıyorlar ama. Yani o şu an onun ticaretini yapan var ama bir yasak geldi şu an. Hazır dolum yapıp satmaları yasaklandı şu an için. Onu yapamıyorlar ama tütün açık tütün satışı yani açık değil ama paketli olarak satış devam ediyor tabii. Bunlar bu adetlerin içine girmiyor yani kayıt altına girmiyor. Yani şu anki tabii. Söylemiş olduğunuz o sigara adetinin içine girmiyor ama bu da yeni bu yıl girmeye başladı artık. Onlardan da vergi alınıyor şu an. Onları da çok yakından takip ediyorum ben. Evvelden biliyorsunuz açıkta bayağı böyle hani şeylerin içinde hani o çuvalların içinde falan satıyor. Yok Adıyaman tütünü yok bilmem ne. Şu an onlar ceza yazıyorlar. Tabii büyük cezalar yazılıyor şu an. 30 bin lira, 20 bin, 30 bin lira hatta kapatma, hatta hapis cezaları bile var şu an için. Onlar için. Var. Ama ambalaj olarak satış devam ediyor. Buna izin veriyorlar tabii ki. Kapalı ambalajlı satış devam ediyor.
devam ediyor. Ancak işte mesela açık tütünü zaten biz hiç kimseye aman yani zaten kayıt dışı ama içinde ilacı, zehirli maddesi bir sürü şey atıyorlar onun içine. Yani sadece salt tütün olsa bir şey değil ama içindeki kar alt malzemeler çok daha zehirli ve feci yani. Bu arada bir şey var. Kendi annemden biliyorum. Sigarayı bırakmaya kalktı. Evde kıyamet kopuyordu. Buna çözüm nedir? Anneniz kaç yaşında acaba? Eline bir örgü mörgü bir şey verseniz. Böyle oyalansa değil mi? Mustafa Bey ne diyorsunuz? Yani olabilir. Bir boşa çıkmaması lazım. Dediğim gibi bir şeylerle oyalanması gerekiyor. Tabii o kişiye de o dönemde destek olunması gerekiyor. Yani sinirlendiği dönemlerde tabii bu sigaranın psikolojik olarak vermiş olduğu bir sinirlenme dönemi oluyor, olabiliyor yani. Hı hı. Bu dönemde aile içinde büyük destek verilmesi gerekiyor. Çevresel olarak da destek alması gerekiyor o kişinin. Yani sinirlenmişse o kişinin yanına gitmesinler yani. Alttan alsınlar, her istediği şeyi alsınlar bir dönem. Gözüne görünme. Ama ben şöyle düşünüyorum. Eğer kadınsa ve evde yapacak bir sürü şey bulabilir. Eğer bir iş kadınıysa kendini işe versin o süre içinde. Yani tabii normal üstüne diyelim ki belli bir iş yükü varsa onu ikiye katlasın. Kafasını kaldıramasın sigara içmek için. Spor önemli ama yani spora ben sigarayı bırakan ya da bırakmak isteyen herkesi spora yönlenmesine davet ediyorum. En yani, güzeli. Spor yapmak yani sigarayı unutturan bir şey spor. Gerçekten önemli yani. Sinirlenen kişi benim demiş Fadime Hanım. Bu arada Erhan Bey mi yani? Erhan Bey, Mustafa Bey önce sizi tebrik etmiş. Sonra bana yardımcı olur musunuz? Bırakamıyorum diyor. Erhan Koç herhalde. Bu tanıdığınız olabilir. Erhan Bey lütfen Mustafa Bey'in sayfasına gelin. Bakalım oralarda size bir çare mutlaka bulur. Hiçbir şey olmazsa oturtur bir kahve ikram eder size. Karşılıklı bir sohbet eder. Tabii ki yardımcı olmaya çalışır. Ne güzel olur. Aslında etrafındaki insanların desteği çok önemli biliyor musunuz Mustafa Bey? Ya sen bırakamazsın hadi ne içersin falan. Böyle laflar edenler oluyor mesela. Ya da işte ha gene bırakamayacaksın tabii yani. Bırakıyorsun ama hani bu sefer de diğer seferlerde olduğu gibi başarısız oluyorsun falan diye hani üstüne gidiyorlar. Aslında benim teşvik edilmesi lazım. Bıraktığım dönemlerde tabii eşim bana gerçekten destek oldu. O konuda onun hakkını yemem yani. Sinirlendiğim dönemler de oldu. O dönemleri atlatmamda bana yardımcı oldu. Dediğim gibi sinirlenme dönemi illaki olabilecek bu durumlarda yani psikolojik olduğunu düşünüyoruz. Yani tabii psikolojik bir durum bu. Bir de bağımlılık var işin içinde. Bu illaki sinir sistemleriyle oynayabiliyor yani insan. Bu dönemlerde yardım çok önemli. Çok. Çevre yardımı da önemli. Bir de şöyle bir şey var. Sigarayı ilk bırakan kişilerde tabii bırakmak istemeyenler onu mutlaka tahrik edebiliyorlar yani. İşte sen bırakamazsın, bir ay sonra geri başlarsın. Tabii. Ben seni gördüm. Ya da bu şekilde tahrik edici sözler söyleyebiliyorlar. Yani bırakmak isteyenler gerçekten bırakmak istiyorlarsa bu gibi şeylere çok önem vermesinler. Hatta ben sayfada şöyle paylaşıyorum. Sigarayı bıraktıktan sonra sizi eğer arkadaşınız dahi içmenizi istiyorsa bence o arkadaştan kurtulun. Çünkü sizin arkadaşınız değil. Sigarayı yani, bırakmak daha zor. Arkadaşım. Aslında dediğim gibi çok en önemli şeyler bu sigara bırakma döneminde sigara satılan marketlere dahi girmemeleri gerekiyor. Yani o marketlerden alışveriş yapmasınlar. Sigarayı özendirici yiyecekler, içecekler evde bulundurmasınlar ya da kullanmasınlar ama belli bir dönem. Yani onlara sigarayı hatırlatacak şeylerden uzak dururlarsa daha bir rahat dönem geçirirler. Bir de etrafındakiler hakikaten dalga geçmesinler. Yani. Evet, bitkisel yönden hani biz Aktar'da ben şimdi bir şey söylemeyeyim burada da isim vermek istemiyorum. Aktar'dan böyle sakinleştirici gibi yani o dönemde hani
sinir sistemini daha sakinleştirecek şeyler kullanabilirler. Papatya çayı falan diyoruz biz. Şey, bu arada Osman Bey diyor ki Mustafa Bey hem sigarayı bırakma azminden dolayı tebrik ederim, hem de hiç tanımadığı insanlara verdiği psikolojik destekten dolayı tebrik ederim, teşekkür ederim diyor. Evet, Osman kardeşime de ben teşekkür ediyorum. O da İstanbul'da bir dönem beraber sayfa yöneticiliği yaptık. Kendisi veteriner hekim, bir orada Ne özel güzel. bir. Ben de ona selamlarımı gönderiyorum buradan. Çok teşekkür ediyorum. Sayın veterinerim bak, şeyler pasif içici, bak hayvanlar pasif içici, ona göre ona da sorun lütfen pet sahiplerine. Siz sigara içiyor musunuz? İçtiğiniz zaman yanınızda kediniz köpeğiniz var mı? Onlar da kanser oluyor. Haberiniz olsun diyeyim bak Osman Bey, ona göre. Zamanımız bitti. Mustafa Bey. Ben çok teşekkür ederim size. Çok güzel bir sohbetti. Teşekkür ederim. Ne Bana da demek? insan ettiysek affola. Harikasınız. Daha ne olsun? 10 numara, 5 yıldız. Çok teşekkür ederim. Gerçekten sizinle sohbet ettiğime çok memnun oldum. Sağ olun. Ben de. Beni konuk ettiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Ne demek? Başka ne diyeyim? Çok Herkes teşekkür sigara ederim. bıraksın. Eşinize, size destek olduğu için teşekkür ederim, tebrik ederim. Vallahi her şey tamamen dediğiniz gibi kafada başlıyor. Evet. Lütfen Sigarayı Bırakanlar Kulübü sayfasını takip edin sevgili dostlar, bizi izleyenler. Sigarayı Bırakanlar Kulübü'nde Mustafa Bey çeşitli öğütlerle, çeşitli desteklerle sizi bekliyor. Motivasyon etmeye çalışıyoruz tabii. Ayrıca Türkiye Sigarayla Savaş Derneği'nin sayfalarını da takip ederseniz ben Zeliha Sunal olarak çok mutlu olurum. Mustafa Akı bugün konuğumuzdu. Çok teşekkür ediyoruz Mustafa Bey. Sağ Ben olun. çok teşekkür ederim Zeliha Hanım. Beni konuk ettiğiniz için tekrardan Aksaray'a sevgiler. inşallah normal hayatta da görüşme imkanımız olur. İnşallah, inşallah, Çok çok inşallah. teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kolay gelsin. Çok teşekkür.